Herkese merhabalar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün patlıcandan nefis bir davet yemeği yapacağız. Hem görünüşü hem lezzeti harika olan bu yemeğin hemen tarifine geçiyorum. Derin bir kaba su doldurup içerisine bir yemek kaşığı tuz alıp iyice karıştıralım. Sonrasında patlıcanların uç bölümlerini ayıklayalım. Patlıcanları yan keselim. İnce olacak şekilde. Videoda görüldüğü gibi patlıcanları bu şekilde doğrayalım. Bakın, yakından da göstereyim. Bu şekilde olacak. Tuzlu suyun içine alalım. Eğer kalın tarafı varsa onu da inceltelim. Evet, bu şekilde ince olacak şekilde hepsini doğrayalım. Tuzlu suyun içinde yaklaşık yarım saat bekletelim. Bu arada biz de iç malzemesini hazırlayalım. Tuzlu suyun içinde beklerken bütün acı suyu gidecek. Patlıcanlar biraz insanı alerji de yapabiliyor. Eğer tuzlu suyun içinde bekletirseniz bu alerji yapma riski de biraz azalmış oluyor. Evet, bütün patlıcanlarımı bu şekilde doğradım. Üst kabuğunu da alalım. Hepsini tuzlu suyun içinde kalacak şekilde üzerine bastıralım. Üzerine ağırlık olarak bir tabak koyalım. Hepsi suyun içinde kalsın. Bunu bir kenara alalım. Şimdi bir kabın içerisine kıymamızı alalım. Soğanımızı ve sarımsağımızı alalım. Rendelenmiş olarak. Bir tutam maydanoz. Bir tatlı kaşığı. Salça, baharatlar ve yağ tuzunu ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım. Elimizle yoğuralım. Bu malzeme miktarlarını ben açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. İyice karıştıralım. Arkadaşlar, videomu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olursanız çok memnun olurum. Eğer bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Size cevap vermekten mutluluk duyarım. Şimdi iç malzememizi bir kenara aldık. Patlıcanları elimizle bu şekilde suyunu sıkalım. Evet, elimizle suyunu iyice sıkalım. Kanalımda 700'e yakın video var. Doğal otlar, doğal yemekler. İnceleyebilirsiniz. Mutlaka sizin için olanları da vardır. Evet arkadaşlar, suyu gördünüz. Bütün acıyı patlıcanlar suya bıraktı. Şimdi fırın tepsisine bir kağıt serelim. Ve patlıcanları bu şekilde fırın tepsisine dizelim. Şimdi bu patlıcanların biraz kızarması gerekiyor. Yani sarma yapacağımız için patlıcanların biraz yumuşaması gerekiyor.
Bunu isterseniz ocakta kızartma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tercih ettim. Daha hafif oluyor. Zeytinyağı ve toz biber eklediğim bir kaba fırça yardımıyla bu karışımı patlıcanların üzerine sürüyorum. Siz isterseniz tavada kızartabilirsiniz ama biraz ağır oluyor. Şöyle hafif hafif, çok da sürmemize gerek yok, bol bol. Biraz sürelim yeter. Şimdi tepsimiz fırındayken biz de sosunu ayarlayalım. Biraz domates, biraz biber salçası, biraz sıvı yağ ile birlikte salçalarımızı ezelim, karıştıralım. İyice özleştirelim. Bunu patlıcan yemeğimizin üzerine döküp fırına vereceğiz. Şimdi bir bardak sıcak su ekleyelim. Bu şekilde karıştıralım biraz da. Tuz ekleyelim bir çay kaşığı. Tuz miktarına dikkat edelim. Çünkü iç malzemeye de tuz eklemiştik. Evet. Patlıcanları da tuzlu suya bırakmıştık. Onun için çok fazla eklemeyelim. Şimdi kenara alalım. Şimdi patlıcanlarımız fırından çıktı bu şekilde. Üzerlerine hazırladığımız kıymalı harcı sürerek, bu şekilde her tarafına sürerek yerleştirelim eşit şekilde. İnce tabaka halinde. Sonra patlıcanlarımızı bu şekilde saralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şahane oldu. Evet, bir tane daha göstereyim. Patlıcanların içerisine kıymalı harcımızı yerleştirelim. Bu şekilde şöyle kıvıralım. Şimdi bir tane daha. Kanalımda sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Karadeniz yemekleri de bulabilirsiniz kanalımda. Evet. Şu şekilde el açma börekleri, börek çeşitleri, sebze çeşitleri, salata çeşitleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu aşamada ben artık kürdanla yapıştırmayı deniyorum. Çünkü pişerken açılmasını istemiyorum. Hepsine kürdan takacağım. Böyle en ucuna. Ve bu şekilde tepsiye yerleştireceğim arkadaşlar. Siz de öyle yaparsanız hem de açılmamış olur. Servis yaparken daha şık bir şekilde servis yapabilirsiniz. Bütün patlıcanların içine kıymalı harçtan ince bir tabaka halinde sürelim. Kıvırıp güzelce ucundan kürdanlayalım. Tepsiyi dizelim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Kürdanı da takalım. Evet arkadaşlar, ben bütün tepsiyi doldurdum. Boş bir yerim kalmıştı. Oraya da domates ekledim. Şimdi hazırladığım sosu da patlıcanlarımızın üzerine bu şekilde eşit miktarda döktüm. 180 derece fırında 20-25 dakika pişireceğim. Gördüğünüz gibi pişti. Harika oldu. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi.
Kürdanlı da olduğu için hiç dağılmadı. Muhteşem oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi bir de size servis aşamasını göstereyim. Kesip göstereceğim. İçinin çiğ kalmadığını da göreceksiniz arkadaşlar. Tadı muhteşem oldu. Tekrar iyi akşamlar. İyi günler. Hayırlı günler.